Gençlik merhaba. Klasik sorularla biyoloji tekrar yapmaya devam ediyoruz. Bu bizim 10. dersimiz ve duyu organlarıyla e, devam edeceğiz gençler. E, bu arada hemen yine söyleyelim, kanalımıza abone olalım, destek olalım, kanalımız büyümesi adına elimizden geleni yapalım gençler. Hep birlikte ele verip e, inşallah kanalımızı büyütmeye çalışacağız gençler. Devam edelim hemen. Birinci soru gençlik. Dış çevreden gelen uyarıların algılanmasını sağlayan. Deri, göz, burun, dil ve kulağa ne ad verilir? Duyu organları. Gençler şöyle demeyin. Yani hocam ya her soruyu vermişsiniz. Açık bırakmamaya çalışıyorum gençler zaten. Burada bütün milli eğitim kitabını soruya dökmüşüz. Tabi arada bazı sorular muhakkak olacak. Ama bu soruları öğrendiğiniz zaman hiçbir açık bırakmamış oluyorsunuz. Yani her şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Tabi her şeyi de bilmeniz gerekmiyor. Ama... Ee, çıkma ihtimali olan sorular zaten size söylüyorum bakın üzerinde durmuşsam bir şeyin eğer üzerinde tekrar yapıyorsam burası çıkar veya çıkabilir diyorsam orası büyük ihtimalle çıkacaktır gençler ama bazı kısımlarda e, dikkat ederseniz zaten hızlı bir şekilde geçiyoruz yani durmuyoruz gençler devam edelim hemen duyu organlarında dış ortamı ilk algılayan yapı nedir reseptör diyoruz gençler almaç algılayıcı da diyebilirsiniz reseptörlerin görevi nedir uyarıları alır sinir hücrelerine iletirler. Aynı zamanda dönüştürücü olarak da görev görürler. Peki bu dönüştürücülük nedir? Dönüştürücü yapıların özelliği nedir? Bir enerji şeklini başka bir enerjiye çevirirler gençler. Bunlar bilecek miyim? Hayır gençler, bunlar çok önemli değildir. Konu bütünde olsun da bir kelime boşa çıkmasın. Yani milimetrik çalışıyoruz burada. Dış çevreden gelen uyarıları alan reseptörlere dış reseptörler. İç çevreden gelen uyarıları alan reseptörlere ise iç reseptör denir. Buna göre derideki çevre sıcaklığı değişimlerini algılayan reseptörler hangi reseptör çeşidine girer? Edish dıştan geldiği için dış reseptör diyoruz. Yani benim burada dış reseptör nedir, iç reseptör nedir bilmeliyim. Hayır. Sırf dediğimiz gibi konu bütünlüğü olsun, her şey verilmiş olsun diye bunlardan bahsediyoruz ve bunlarda hızlı geçiyoruz gençler. Hemen gelelim 6. sorumuza. Duyu reseptörleri algıladıkları uyarı çeşidine göre 5'e ayrılır. Bu reseptör çeşitleri hangileridir gençler? Kemoreseptörler, fotoreseptörler, Termoreseptörler, mekana reseptörler ve ağrı reseptörleri olmak üzere 5 tanedir. İşte beklediğimiz sorulardan bir tanesi bununla ilgili zaten diğer tarafta var gençler. Şunu, bu an, şu an bunu geçelim. Hangi reseptör çeşidi hangi uyarıları alır? İşte bakın şu iki soruyu birleştirip soru yapacaklar. Bunu bilelim gençlik bunu bilmemiz gerekiyor. Bakın kemo reseptörler tat ve koku algılama ile ilgilidir. Zaten kemo neydi gençlik? Kemo hatırlayabilirsiniz. Kimyasal madde demek. Ve burada çözülme olayı olduğu için, için, çözülme de kimyasal olduğu için buraya kemo reseptörler diyebiliriz. Foto reseptörler ışığı algılayacak. Termo sıcaklık demek de o zaman sıcaklık ve soğukluk. Aynı şey zaten sıcaklık ve soğukluk. Mekano reseptörler gençlik Mekanik bir etki olmuş olacak hareket ile ilgili aslında basınç, hareket, dokunma, ses. Bakın burada hep hareket var. Ağrı reseptörleri ise ağrı ve acıyı algılamış olacak. Bunları bilin gençler bakın. Bunları çok iyi bilin hem de. Hangi reseptörler neyi algılar bilelim. Hangi reseptör çeşidi hangi duyu organında olur işte. Ya bunları birleştirip soracaklar ya da bunlar ayrı ayrı sorabilirler gençler. O yüzden bu kısmı çok iyi bilelim. Kemo reseptörler o zaman gençlik nerede bulunacak? Kemo reseptör dilde ve burunda. Neden? E çünkü burada özellikle tatma ve kokuyla ilgili diye bakın burada söylemiştik zaten. O zaman burada organlar yerine koyduk hemen. Fotoreseptörler nerede bulunur? Gözde. Mesela fotoreseptörler vücudumuzun herhangi başka bir noktasında olabilir mi? Hayır. Sadece gözde bulunur. Termoreseptörler biz sıcaklığı hangi organımızla algılıyoruz? Deri ile. O zaman deride bulunacaktır. Mekanoreseptörler dediğimiz gibi hareketi algılama gençlik deride de var. Kulakta var. Hatta dilde bile var gençler. Ağrı reseptörleri ise bütün vücutta bulunuyor ama beyin hariç gençler. Demek ki beyinde ağrı Olayı gerçekleşmiyor. Tabi şöyle düşünmeyin hocam işte bazen başımız ağrıyor falan. O beyin hücreleriyle ilgili değil o kan damarlarıyla ilgili bir durumdur gençler. Ağrı reseptörlerinin bulunmadığı organımız hangisidir? Beyin. Tekrar ettik bunu. İnsan beyninde yer alan susuzluk hissinin oluşmasında görevli ozmo reseptörler hangi reseptör çeşididir? İç kemo reseptörler. Bakın vücudun içinde ve kimyasal bir olayı gerçekleştirmiş olduğu için de buna ne diyoruz? İç kemo reseptörler diyoruz. Dokunma duyusu organı olan deri kaç tabakalıdır? Gerçek bunlar gereksiz ha. Bunları bilmeyen, yani dedim ki bakın bazı soruları sırf konu bütünlüğü olsun. Yani hiçbir şeyden bahsetmemiş olmak adına bunları ekliyorum. Zaten size ben çıkma ihtimali olan, e, hatta zayıf ihtimal olanları bile ben burada söylüyorum zaten. Güçlü olanları da söylüyorum. Ama gelip de deri kaç tabakalıdır? Ya bilsen ne, bilmezsen ne ya. İki tabakadan oluşur üst deri ve alt deri. Derideki tabakalar hangi dokulardan yapılmıştır? Üst deri epidermisten, alt deri bağ dokudan. Önemli mi? Geç. Hayır. Üst deri epidermis yani çok katlı yasa epitellerin meydana, e, e, hücrelerinden meydana gelir. Bu tabakada üstte kalan hücreler ölüdür ve keratin proteini içerir. Dış etkilere karşı deriyi koruyan ve aynı zamanda saç, tırnak gibi yapıları meydana getiren bu bölüme ne ad verilir? Korun tabakası. Gelip sana korunu mu soracak? Hayır, ama sırf böyle bir e, kulak aşinalığı da olsun diye bahsedip geçiyoruz gençler. Korun tabakasının altındaki hücreler canlıdır ve bu canlı hücrelerden oluşan tabakaya ne denir? Malpigi tabakası. Bileyim mi? Hayır geç. Üstleri de deriye renk veren melanin pigmentini salgılayan hücrelere ne ad verilir? Melanosit denir. Bilecek miyim? Hayır, gerek yok. Üst tabakasının kalınlığı vücudun her yerinde aynı değildir. Üst deri vücudun hangi kısımlarında daha kalındır? Özellikle basınca maruz kalan kısımlarda. Bakın mesela avuç içinde topuk gibi basınca maruz olan kısımlarda bu ne olacaktır? Daha kalın olacaktır. Üst meydana getiren epitel dokuda korun tabakası gibi cansız hücreler bulunduğu gibi malpigi tabakası gibi canlı hücreler de bulunur. Fakat epitel dokuda sinir ve kan damarı bulunmaz. Buna göre epitel dokudaki hücreler nasıl beslenir? Ha bu önemli mi? Önemli. Bunu bilelim gençler. Bakın bunu bilelim. Tamam mı? Zaten bakın özellikle sinir ve kan damarı bulunmuyor. Hangi dokuda? Epitel dokuda. Buna göre o zaman epitel doku nasıl beslenecek? Bağ dokudan. Peki bağ doku nerede? Bağ doku her yerde gençler bütün doku organların arasını dolduran bir bağ doku çeşidi var. Ona da aslında gevşek bağ doku diyoruz. Yani sıvı gibi ya da karaları birbirine bağlayan denizler gibi, okyanuslar gibi böyle bir bağ doku var. Bütün her tarafı birbirine bağlıyor. İşte bu bağ doku sayesinde Kan damarı bulunmayan bu epitel doku hücreleri besleniyor. Nasıl besleniyor? Difüzyonla gençler. Bu difüzyon kavramı önemli. Bakın 17 tane falan belki soru geçtik. Bir o şeyler önemliydi. Reseptörler önemliydi. Bir de bu önemli gençler. Bakın iki tane önemli çok önemli mesele olmuş oldu. Bilelim bunları. Ha bu çıkma ihtimali var mı? Zayıf bir ihtimal ama var yine de bakın. Tamam mı? Geldik 18'e. Er. Ee, bir de burada şeyi hatırlatayım gençler. Bütün doku ve organlarımız içerisinde sadece iki dokumuzda, bakın sadece iki dokumuzda sinir ve kan damarı bulunmaz. Bunların biri epitel dokudur, biri de kıkırdak dokudur. Zaten yeri geldiği zaman bu iki dokuyu sürekli hatırlatıyoruz. Bu iki doku sorulabilir ama. Epitel doku vücutta ne gibi görevler yapar? Ne bileyim ne yapar? Mekanik yaralanmalara karşı vücut korur. Hastalık yapıcı etkenlere karşı koruma yapar. Sıvı kaybına karşı engel oluşturur. Salgı yapar. Duyuları alır. Besinlerin emilmesini sağlar. Da sağlar. Evet. Görevlerine göre epitel doku kaç çeşittir? Duyu epiteli, salgı epiteli, örtü epiteli. Bilecek miyim? Hayır. Duyu epitelinin özellikleri nedir? İsminden belli ya. Duyu. Duyu organlarına bulunur. Ve dış ortamdan alınan uyarıları alır. Duyu sinirlerine iletir. Peki salgı epitelinin özellikleri görevleri nelerdir? Salgı yapacak gençler isminden belli salgı yapar. Salgı yapma işlemini üstlenmiştir. Bu epitele bez epiteli de denir. Duyu epitelinin özellikleri nelerdir? Vücudun iç ve dış yüzeylerini örter. Tek katlı ve çok katlı epitel olarak kendi arasında ikiye ayrılır. Tek katlı epitelin yası kübik silindirik epiteli vardır. Gençler şu e, örtü epiteli olacak. Örtü epiteli olacak bu. Ee, örtü epiteli diye değiştirelim. Ben yanlış yapmışım. Örtü epiteli. Örtü epiteli örtmekten gelecek gençler. Tek katlı yasa epitel doku e, su vücudu nerelerinde bulunur? Özellikle kılca damarlarda ve aloğularda bulunur. Bunu bilelim gençlik şu önemli bir şey. Tek katlı yasa epitel doku vücudu nerelerinde bulunur? Kılcal kan damarlarında bulunur, alveolarında bulunur. Niçin? Madde alışverişi daha iyi olsun diye gençler. Tabi bunu soracaklar eğer sorarlarsa yani bu tek katlılık nerede bulunur? Avantajında madde alışverişini daha iyi yapmak için biliyorsunuz alveolarda gaz alışverişi olur. Kılcal damarlarda ise madde alışverişi olduğu için yine önemli bir, bir yapım. Tek katlı kübik epitel doku vücudun neresinde bulunur? Ne bileyim neresinde bulunur? Böbrek tübüllerinde bulunur. Tek katlı silindirik epitel doku ö, vücudun nerelerinde bulunur? Ne bileyim nerede bulunur? Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunur. Çok katlı epitel doku vücudun hangi kısımlarında bulunur? Ne bileyim nerede bulunur? Falan filan yerde bulunur işte geçin. Geldik 26'ya gençler. Alt teri yani dermis de hangi yapılar bulunur? Kan damarları, yağ ve ter bezleri, gıl kökleri, sinir uçları, duyur reseptörleri, kolajen ve elastik lifler bulunur. Bilecek miyim? Hayır. Bilmene gerek yok. Yağ bezleri tüm vücuda oranla vücudun hangi kısımlarında daha fazla bulunur? Yüzde, kafada, alında ki deride bulunur. Bileyim mi? Hayır geç. Sırf hatırlatmak amacında gençler gel bir sana bunu mu soracak? Hayır. Yağ bezleri vücudun hangi kısımlarında bulunmaz? Ayak tabanında bulunmaz. El ayasında yani avuç içimizde bulunmaz gençler. Ağrı reseptörleri olarak görev yapan serbest sinir uçları hangi uyarılara karşı duyarlıdır? Dokunmaya, aşırı sıcağı ve iltaplanmaya karşı duyarlıdır acı reseptörleri gençler. Alt deride bulunan reseptörler ve görevleri nelerdir? İşte gençlik bakın bunu da bilelim. Bunu da bilelim. Özellikle bakın bunu da bilirsek çok iyi olur. Serbest sinir uçları acı ve ağrıyı algılar. Pacini basıncı algılar. Bakın bunu bazen P ile çağrışım yaptırıyorduk. P basınç ile ilgili gençler. Rufini bir çar, bir kodlamalar yapın gençler. Eskide yapıyorduk. Şu an ikide bir bir şeyler değişiyor. Eskide film artistlerine falan benzetiyorduk. Şu an unuttular. E, çoğu yok zaten. Sıcaklığı algılar. Krause e, soğukluğu algılar. Eskide Asuman Krause'den hatırlatıyordum bunu da. Asuman Krause'yi şu an kimse tanımıyor zaten. Diyordum buz gibi bir kadın falan işte soğuk bir kadın şeklinde. E, öyle ezberletiyorduk. Şimdi yok kadın kimse tanımıyor. Merkel ve Meissner cisimciyi gençler dokunmayı algılar. Mesela şey diyordum buna da. İşte e, bu Alman Cumhurbaşkanı, o oh, hala kadın var da gerçi, e, e, Merkel şu an hala Cumhurbaşkanı, çoktan beri var. E, i̇şte bize Türkiye ikide bir laf dokundur falan işte oradan hatırlayın falan. Kıl kökleri falan da hareketi algılıyor gençler. Ama e, kıl kökleri hariç gençler, şu reseptörleri ezberleyelim gençlik. Dokunmaya karşı duyarlı olan Merkel ve Meissner cisimcikleri vücudun daha çok hangi kısımlarında bulunur? Parmak uçlarında ve dudaklarda. Daha çok bulunur gençli. Bakın dikkat ederseniz Merkel ve Meissner neydi? Dokunma. O zaman insan hangi kısımlarıyla daha çok iyi algılıyor dokunmayı? parmak uçlarıyla ve dudaklarıyla daha iyi algılıyor. Özellikle bakın bu e, ama olan insanlar parmak uçlarıyla okuma yapıyorlar ya hani. İşte orada daha hassas bir durum söz konusu. Çünkü parmak uçlarıyla algılamak, dokunmak daha iyi olmaktadır. 32. Basınca duyarlı reseptörler olan Pacini cismi vücudun daha çok hangi kısımlarında bulunur? Bu basınç ile ilgili ayak tabanında gençlik. basıncı ayaklarımıza daha iyi algılıyoruz. Alt deride bulunan ve derinin sağlam ve elastik bir yapıya sahip olmasını sağlayan yapılar hangileridir? Kollajen ve elastik elastik liflerdir gençler. Zaten lastik, elastik. Neden derimizin bile dayanamayacağı sıvıları içebiliriz? Boğazımızın mukozasında hiç sıcaklık almacı yani reseptörleri yok da çok algılayamıyoruz da ondan dolayı gençlik. 35 derinin görevlerini vermişiz gençler. Bunu bir genel olarak bir okuyalım sadece yeterlidir gençler. Deri altındaki yapıyı fiziksel ve kimyasal etkilerden korur, koruma görevi var yani kısaca. Vücuda şekil ve bütünlük verir, estetik güzellik verir. Mikroorganizmalar vücuda girmesini engeller. Bunu bağışıklık sisteminde de değinmiştik zaten. Gaz alışverişini yaparak solunuma yardımcı olur. Olur mu? Olur tabii ki. Terleme yoluyla boşaltıma yardımcı olur. Evet. Kan damarları, yağ örtüsü, terbezleri aracılığıyla vücut ısısını ayarlar veya sabitler. Bunu da biraz bilirsek iyi olur gençler. Özellikle vücut ısısını, kan damarları yağ örtüsü ve ter bezleri aracılığı ile sabit tutmaya çalışır gençler bunu bilelim bakın şu bütün bilgiler içerisinde bunu biraz daha iyi bilelim almaçları sayesinde çeşitli duyuları almayı sağlar malpigi tabakasındaki pigmentler sayesinde canlıyı zararlı ışınlardan korur hatta burada melanin pigmenti salgılanıyordu ki güneş ışınları çok derine inmesin engellesin su geçirmez özelliğiyle vücudun su miktarını ayarla su çıkışını engellemiş oluyor aynı zamanda ya bezleri yağ salgılayarak deriyi e, yumuşak ve nemli tutar. Evet. İnsanlar yaşlandıkça neden derileri kırışır? E çünkü buradaki lastik lifler var diye, elastik lifler diyoruz daha doğrusu. Bunlar elastikiyet özelliğini yitirdiği için deride buruş buruş oluyor gençler. Alt derinin üst deriden en önemli farkı nedir? Kan damarı ve sinir içermesidir gençler. Bazı insanlarda melanin oluşmadığı için deri, kirpikler, saç ve kıllar beyazdır. Bu hastalığa ne denir? Albino aksında denir gençler. Deri vücut sıcaklığının ayarlanmasına nasıl yardımcı olur? Terleyerek yardımcı olur. 40 hücreler arası maddesi bol olan hücre dışı matrikste seyrek hücre topluluklarından oluşan Birçok doku ve organı bir arada tutan, destekleyen doku hangisidir? Bağ dokudur. Dedik ya bütün dokuları, organları falan birbirine bağlayan bir doku var. Ona da bağ doku adını veriyoruz. Bağ dokuyu hangi yapılardan oluşmuştur? Kan damarları var, bağ doku hücreleri var, bir de lifler var gençlik. Bağ dokunun temel hücresine ne denir? Fibroblast denir. Fibroblastların görevi nedir? Bağ doku hücrelerini ve kolajen olan elastinden oluşan bağ doku liflerini meydana getiriyor. Protein yapılı bağ doku lifleri kaç çeşittir? Kollajen, elastik ve retiküler lif olmak üzere gençlik 3 çeşittir. Bağ doku çeşitleri hangileri? Bir sürü bağ doku çeşidi var gençler. Gevşek bağ doku, difli bağ doku, kan doku bakın kan doku da bağ doku çeşidiymiş. Kemik doku bile bağ doku çeşidi. Kıkırdak doku veya doku da gençlik bir bağ doku çeşididir. Tabi orijinal bağ doku çeşidi gençlik özellikle gevşek bağ doku diye geçecektir. Deride bulunan bağ doku çeşidi gevşek bağ dokudur. Gevşek bağ doku epitel dokuyu diğer dokulara bağlar. Gevşek bağ dokunun hücreleri hangileridir? Makrofajlar, mast hücreleri ve plazma hücreleridir gençler. Özellikle gençlik bu makrofajları bilelim gençler. Bakın makrofajları Bilelim. Makrofajlar ne yapar? Yabancı maddeleri fagositoz eder. Fagositoz neydi gençlik? İçeriye alır, içeride onu patlatır, parçalar ve yok eder. Mast hücrelerini de bilelim. Mast hücreleri gençlik, heparin ve histamin dediğimiz iki tane madde salgılamaktadır. Peki heparin ne yapar? Heparin kanın damar içinde pıhtılaşmasını engeller. Bilecek miyim? Tabii ki bunu bileceğim. Evet. Histaminin görevi eee Nedir gençlik? O da kılcal damar geçirgenliğini sağlar. Bunu da bilelim. Plazma hücrelerinin görevi nedir? Bunlar da gençlik vuruda giden, e, giren antijenlere karşı antikor oluşumunu sağlar. Ter bezleri insanlarda derinin hangi kısımlarında yoktur? Dudak kenarında ve tırnak yataklarında ter bezleri yoktur gençlik. Hemen gelelim buna. Göz görmeyi sağlayan duyu organıdır. Göz küresi ve yardımcı yapılardan meydana gelir. Göz küresi Dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşur. Bu tabakalar dıştan içe doğru hangi tabakalardır? Sert tabaka, damar tabaka, alt tabaka. Gelip bana bunu mu soracaklar? Sır bakın burada pekişmek için zaten şuradaki cümlelerin içerisinde her şeyi söyledik. Yani amaç aslında sanki siz Milli Eğitim kitabını bir nebze okumuş oluyorum gençler. Gerçekten onu yapmış oluyorum burada. Hemen 54'e geldik. Sert tabak tabakaya yani sıklara en dıştaki tabakadır. Bu bağ dokudan oluşur, gözü dış etkilere karşı korur, göz küresinin şeklini korur. E, o pardon, göz küresinin şeklini oluşturur. Göz kaslarının bir ucu bu tabakaya tutunarak göz küresini hareket ettirir. Gözün beyaz kısmıdır bu tabaka. Bu nedenle bu kısma göz akı da denir. Kan damarı içermez. Bu tabaka gözün ön tarafında saydamlaşır, şişkinleşir, ışığı kuran ekran hangi yapıya dönüşür? Ha dönüştüğü yapı önemli. O yüzden bunu sorduk zaten. Bunu bileyim mi? Bileyim gençler. Demek ki sert tabaka gözümüzün ön tarafında hangi tabakayı meydana getiriyor? Kornea'yı. Kornea kelimesini bilelim gençlik. Kornea'nın görevi nedir? Kornea'nın görevi gençlik. ışığın göze girmesini sağlar. Çünkü cam gibi bir şey bu. Göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir de ve kırılan ışığın göz merceğine ulaşmasını sağlamış oldu. Sert tabaka kan damarı içermediğine göre Hücreleri de canlı olduğuna göre hücreleri nasıl beslenir? Aynen geçti. Yine lem sıvısından difüzyon ile beslenmiş olacaktır. Gözü besleyen kan damarları gözün hangi tabakasında bulunur? Damar tabaka. İsimden beri zaten damar tabaka. Gözün ön tarafında göze renk veren yapı olan iris Gözün hangi tabakasından oluşur? Damar tabak. Hani damar tabakada renklenmeyle ilgili ya gençlik bu iris de o zaman oradan gelişmiş olacak. Damar tabakada çeşitli pigmentler bulunur. Bu pigmentlerin özelliği nedir? Bunu bilelim gençlik bakın. Bu pigmentlerin özelliğini bilelim. Göze gelen fazla ışığı emerek yansımaları önler ve böylece görüntünün daha net olmasını sağlar. Bunu bilin gençlik. İrisin ortasında bulunan ve göze giren ışığı ayarlayan yapı hangisidir? Göz bebeğidir gençlik. Göz bebeği ışık karşısında nasıl davranır? Loş ışık olursa genişler, parlak ışık olursa da genişler. 61'e gelmişiz. Göz bebeğinin genişleyip daralması hangi yapı tarafından ayarlanır? Düz kaslardan ulaşan iris tarafından geçtik. İrisin arkasında göz merceği bulunur. Bu mercek ince kenarlı bir mercektir. Göz merceğinin görevi nedir? Göze gelen ışığı ikinci kez kırarak A tabakada bir noktada toplanmasını sağlar. Peki birinci kez nerede kırılıyordu? Korneada. Bilelim onu gençler. Demek ki ilk kez korneada kırılacak. ikinci kez ise bu mercekte kırılmış olacak. Damar tabaka iris etrafında kalınlaşarak kirpiksi cisim denilen bir yapıyı oluşturur. Kaslı bir yapı aynı zamanda bu. Kirpiksi cisimde düz kaslar bulunur ve kirpikiksi kasların görevi nedir? Göz merceğinin kalınlığını ayarlar gençler. Özellikle göz uyumu diye bir mesele var. O meselede sınavda soru olarak beklediğimiz sorulardan orada bu meseleyi bilmemiz gerekiyor. Yoksa kirpikiksi kas nedir? Düz kas nedir? Bilmem ne nedir? Gerek yok yani onlara. Mercek kalın e, mercek kal Kasılıp gevşeme özelliğindeki asıcı bağlar ile kirpiksi cisme bağlanır. Bu asıcı bağların görevi nedir? Yine aynı şey gençler. Göz merceğinin kalınlığını, yerinde sabit olmasını veya ayarlamış olacaktır ki bu asıcı bağlar da yine e, göz uyumunda rol alacak gençlik. 65. Gözde saydam tabaka ile iris arasındaki boşluğa ön oda. Ya ön oda ne, arka oda ne çok önemli değil bakın. İrisi göz merceği arasındaki boşluğa ise arka oda denir. Her iki odanın içi de sıvı doludur. Bu sıvıyı hangi yapı meydana getirir? Kirpik sizcisin bileyim mi? Geç yap. Ön oda ve arka odadaki sıvıların görevi nedir? Göze şekil verir. Belli bir basınç sağlayacak ya. Saydam tabaka ve merceğin beslenmesinde rol alır. 67. Mercek ile A tabaka arasında boşluğa karanlık oda denir. Bu boşluk camsı cisim denen bir sıvıyla doludur. Bu sıvının görevi nedir? Gözün şeklinin sabit olmasını sağlamış olur. Ön ve arka oda içindeki sıvının dengesiz, dengesinin bozulmasıyla sıvının basıncı artabilir. Bu duruma da ne diyoruz? Göz tansiyonu adını veriyoruz. Fotoreseptörler ve görme sinirlerin bulunduğu göz tabakası hangisidir? Retina. Gençlik bunu bilelim. Bakın. Yani demek ki reseptörler hangi tabakada bulunuyor? Retinada bulunuyor. bilelimi mi? Bilelim. Hatta yabancı kelimesini de bilelim gençler. A tabaka, retina. Sorularda karşımıza retina da gelebilir, A tabaka da gelebilir. Ama diğer göz tabakalarının ismini bile önemli değil. Yabancı ismi hiç önemli değil. Retinada bulunan reseptörler kaç çeşittir? Koni reseptörler ve çubuk reseptörleri. Koni reseptörlerin görevi nedir? Parlak ışıkta renkli ve ayrıntılı görmeyi sağlar. Özellikle renkli görmeyi sağlayan nedir? Koni reseptörlere de değişik. Bunu bilelim. Kaç çeşit koni reseptörlü var? mavi, yeşil, kırmızı ana renkler bakın dikkat ederseniz ışığa, ışığı algılayan 3 çeşit koni reseptörü bulunmaktadır. Mavi, yeşil ve kırmızı ışığı algılayan 3 çeşit koni reseptörü bulunduğuna göre diğer renkler nasıl algılanır? Bu reseptörlerden birkaçı birlikte çalıştığında diğer renkler algılanmış olacaktır. Kon reseptörlerinden soru, koni reseptörlerinden sorum, hücrelerinden sorumlu genlerden meydana gelen bozukluklar sonucu koni hücrelerinden biri ya da birkaçının bulunmaması sonucu hangi hastalık ortaya çıkar? Renk körlüğü ya da daltonizm diyoruz gençlik. Zaten bunu kalıtımda biliyorsunuz. Renk körlüğünün temel sebebi nedir? O da neydi gençlik? X kromozomundaki çeknik bir genle taşınan kalıtsal bir hastalıktır diyoruz. Koni hücrelerinin hiç bulunmaması durumunda ortaya çıkan hastalık hangisidir? O da tam renk körlüdür. Tabi bu tam renk körlü demek tam körlük değil. Yani her şeyi siyah beyaz görüyorsun. Renkli görme olayı ortadan kalkmış oluyor. Çubuk hücreleri yani reseptörlerinin özelliği nedir? Renklere karşı duyarlı olmayıp ışığa karşı duyarlı olan fotoreseptörlerdir çubuk reseptörler az ışıkta bile çalıştığından geceleri görmemizi sağlar. O zaman bunu da bilelim. Demek ki özellikle gece görüşünüzü sağlayan neymiş? Bu çubuk reseptörleri imiş. Çubuk reseptörlerinin ve çubuk hücrelerinin görevi nedir? Cisimleri siyah beyaz görmeyi ve cisimlerin kaba taslak şeklini yani şeklini algılamayı sağlamaktadır gençlik. Çubuk reseptörleri az ışıkta cismin şeklinin algılanmasını ürettiği hangi madde sayesinde sağlar? Rodopsin dediğimiz madde sayesinde sağlar gençlik. Bu rodopsini unutmayın sınav sorusudur gelecektir. Rodopsin unutmayalım gençler. Bu rodopsinle ilgili dikkat edersen birkaç soru da yapmışız. Rodopsin hangi şartlarda üretilir? Bu da çok önemli. Karanlıkta üretilir. Bakın zaten çubuklar ne zaman iş yapıyordu? Özellikle gece görme, şekil algılama ile ilgiliydi. O zaman karanlıkta üretilir, ışıkta ise yıkılır bakın. Önemli. Karanlıktan aydınlığa aniden çıkıldığında gözün karanlığa alışması için geçen süreye ne denir? Göz kamaşması. Gençlik bakın bu e, olayda da, bu sırada da insanın gözünde bir ağrı meydana gelir. Mesela projektör ışığı gözünüze tutulursa veya birdenbire aydınlık bir ortama Çıkarsanız e, ne olur gençlik orada bir gözde bir ağrıma meydana gelir. İşte bu göz kamaşmasından meydana geliyor. Bunun sebebi nedir? Işık geldiği için bu Rodopsin maddeleri parçalanıyor ve bu da gözde bir ağrı da meydana getiriyor. Bir kamaşma da meydana getiriyor gençlik. O yüzden Rodopsin'i unutmayalım. Gelmedi henüz gelecek olan bir sorudur gençlik. Bakın Rodopsin'i soracaklar. O yüzden Rodopsin'i rhodopsi, bilelim. Rodopsin hangi vitamin eksikliğinde üretilmez? A vitamini. Ha demek ki gençlik rodopsin A vitamini içeren bir maddedir. Bunu da bilelim. A vitamini eksikliğine bağlı olarak rodopsin eksikliği hangi hastalığın oluşmasına sebep olur? Gece körlüğü. Neden? E çünkü gece görmemizi sağlayan bu rodopsin maddesi değil miydi bakın? Normalde bu görme olayını yapan çubuk reseptörlerde işte bu o görme olayı da bu rodopsin maddesi sayesinde sağlanmaktadır gençler. Rodopsini unutmuyoruz demek ki geceleri rodopsin miktarı artacaktır. Işık gelince de ortadan kaçacaktır. O yüzden kaçınca da gözde bir kamaşma, bir ağrı meydana getiriyor. Bu Rodopsin maddesi ve içeriğinde de A vitamini varmış gençler. Hatta A vitamini eksikliğinde ne oluyordu? Gece körlüğü değil mi? Öyle bir hastalık da vardı canların temel bileşenlerinde işliyordur. Rodopsin'i unutmuyorsun gençlik. 84 Koni reseptörlerin, e, reseptörlerin yoğun olarak yer aldığı ve ışınların kırılarak retinada toplandığı bölgeye ne ad verilir? Sarı nokta. Sarı noktayı zaten herkes biliyor. Unutmuyoruz da yine. Yan tarafından gözün önüne getirilen cismin önce şekli sonra rengi algılanır. Bunun sebebi nedir? ÖSYM bunu sormuştu işte gençlik. Koni reseptörleri yani renk algılayıcıları sarı nokta merkezinde çubuk reseptörler ise sarı noktanın çevresinde daha yoğun olmasından dolayı idi geçtik. Optik sinir adı verilen görme sinirlerinin göz küresinden çıktığı noktada fotoreseptör bulunmadığı için görüntü algılanmaz. Bu noktaya ne denir? Kör nokta denir. Kör oluyor. 87. Retinada koni ve çubuk hücreler ile impuls oluşumunda görevli nöronlar ve ganglion hücreler bulunur. Ganglion hücrelerinin aksonları birleşerek optik siniri oluşturur. Her iki gözden gelen optik sinirlerin birleştiği beyin kabuğundaki bölgeye ne denir? Optik kiyazma adını veriyor. Zaten kiyazma çakışma manasına da gelir. Göze gelen ışınlar ilk olarak gözün hangi kısmında kırılır? Söylemiştik zaten bunu gençlik. Korneada kırılır. Göze gelen ışınlar gözün hangi kısmında ikinci kez kırılır? Mercekte bunu da söylemiştik gençlik. Önemli çünkü. 90'a gelmişiz. Göze gelen ışınlar ilk olarak koronada... Bak hep tekrar ediyoruz bazı önemli şeyleri. E, koronada kırılır. Göz bebeğinden geçerek göz merceğine gelir. Burada ikinci kez kırılan ışık. Retina üzerine sarı bene yani düşer. Görüntü retinada ters olarak meydana gelir. Görüntünün ters olmasına sebep olan gözün hangi kısmıdır? Göz merceği gençler. Neden? Çünkü ince kenarlı mercek görüntünün ters olmasına sebep olur. Fizik bilginizi burada kullanabilirsiniz. 91. Görme olayında fotoreseptörler gelen ışığın etkisiyle uyarılır, impuls oluşturulur. İmpuls görme sinirleriyle önce talamusa, sonra beyin kabuğundaki görme merkezine iletilir, orada değerlendirilir. Görüntü beyinde hangi biçimde algılanır? E, düzleştirilir değil mi? Düz, renkli ve net olarak algılamış oluruz. 92. Optik yazmada önemli gençler, önemli bir soru tipi gelecektir, gelebilir. Optik yazmada optik sinirler her iki gözün sol görme alanındaki görüntülerin impulslarını sağ optik doba, sağ görme alanındaki görüntülerin impulslarını da sol optik doba iletir. Bu durumun avantajı nedir? Yani bu şu demek iki gözle de yani e, 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 her gözümüzle gelen e, mesajlar hem sağ tarafa hem sol tarafa aslında iletilmiş olmuş oluyor. Gözde görüntü kaybı engellenir, görme alanı genişletilmiş olur. Bir de gençlik şöyle bir şey vardı ya, kör noktalar vardı ya, işte ee, mesela bir gözümüzün kör noktasına düşen bir görüntü farklı açıyla diğer gözümüze geleceği için orada kör noktaya düşmeyecektir ve bu sayede görmüş olacağız. Ve böylece ne oldu? Daha büyük bir alanı görmüş olduk gençler. Burası hikaye 93. sorular. Ee, soru mesela, kaşlar, kirpikler, göz kapakları... Göz kasları ve gözyaşı bezleri göze yardımcı yapılardır. Yardımcı yapıların genelde görevi nedir? E korumadır gençlik. 94. Gözyaşı bezleri ve gözyaşı gözü nemlendirir. İçerdiği hangi enzim ile mikroorganizmalara karşı gözü korur? Lizozim denilen bir enzim var içerisinde. Aynı zamanda tükürükte de var bu. 95. Gençlik. Göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapının Normalden uzun olması, bakın uzun olması kelimesine dikkat edin. Ya da göz merceğinin normalden şişkin olmasından kaynaklanan göz kusuru miyopluktur gençler. Miyop gözde görüntü nerede düşer? Retinanın önüne düşer. Miyopluk hangi mercek kullanılarak düzeltilir? Kalın kenarlı mercek ile düzeltilir. Miyop biri neden uzağı iyi göremez? Görüntü retinanın önüne düşer de Ondan dolayı göremezdi gençlik. Bakın konu anlatımında şöyle bir kodlama yapmıştık gençler. Miyopluk uzak körlüğüdür demiştik değil mi? Bakın miyopluk uzak körlüğüdür. Bakın miyopluk uzak körlüğüdür. Buraya iki noktada koyabiliriz değil mi? Böyle bir şey yapmıştık. Miyopluk uzak körlüğü idi. Bakın miyop uzağı göremez. Değil mi? Miyop uzağı göremez. Aynı zamanda bakın şu K bana neyi çağrıştıracak? Kalın kenarlı merceği çağrıştıracak. Bu da öne görüntünün düştüğünü bana çağrıştıracak. Hatta bu U da gençlik gözün de uzadığını bakın. Göz e, küresinin uzadığını da bana çağrıştırmış olacak. Bakın bu kodlamadan bu kodan hatırlayabiliriz. Miyopluk uzak körlüğüdür. Yani miyop olan uzağı göremez. Aynı zamanda bakın ee, kalın evet bu kadar kalın kenarlı mercek olarak kullanıyorduk. Uzama gözün uzadığını görüyorduk. Bu o da neydi? Öveye daha doğrusu e, görüntünün retina'nın önüne düştüğünü söyleyebiliriz gençlik. 99 gençlik zaten aslında miyoplu bilirseniz iş bitiyor bütün arızaları öğrenmiş olacağız. Hipermetropluk %100 miyopluğun tam tersidir. Miyopluğun tam tersi olarak göz yuvarlağının önden arkaya olan, doğru olan çapının normalden kısa olması ya da göz merceğinin normalden ince olmasıyla oluşan ve görüntünün retinanın arkasına düştüğünden dolayı yakını iyi görmeme durumunda ortaya çıkan arızaya kusura ne diyoruz? Hipermetropluk yani bu kelimeyi ters çevirirseniz önemli buradaki kavramları miyopluk karşımıza gelmiş olacak gençler. O, o yüzden de miyopluk ile hipermetropluk birbirinin tersidir. Yani bir öğrenci miyopluğu bilirse hipermetropluğu yüzde yüz bilir. Peki miyopluğu nasıl hatırlayacaktı? Bu kodan bakın ne dedik? E, miyopluk uzak ...körlüğü idi... ...hipermetropluk hangi mercekle düzeltilir... ...e zaten her şey... E, ...miyopluğun tersiydi ya... ...o kalın kenardı... ...bu da o zaman ince kenarlı mercekle olacak... Göz merceği ya da korneada oluşan pürüzlü yüzeylerden dolayı ışınlar retinada birden fazla yerde odaklanmasıyla hem uzağı hem de yakını bulanık görme yani iyi görmeme olayına ne diyoruz veya kusuruna ne diyoruz astigmatlık. Yani şöyle diyebiliriz gençler astigmatlık hem hipermetropluk olmuş oluyor aslında hem de miyopluk olmuş oluyor. İkisinin birleşimine astigmatlık diyebiliriz. Yani uzağı da yakını da göremiyor. O zaman biz astigmatlığı hangi, arız, hangi mercekte düzeltiriz? düzeltiriz. Silindirik mercekle. Çünkü silindirik mercek ince kenarlı mercek ile kalın kenarlı merceğin birbirle tutturulmasıyla, çakıştırılmasıyla elde edilen aslında mercektir diyebiliriz gençler. Bakın miyopluğu bilince hipermetropluğu biliyorsun. İkisinin karışımını alırsan da astigmatlık karşımıza çıkmış oluyor. Presbitlik de burada sormuşuz gençler. Presbitlik de zaten bir nevi hipermetropluktur da diyebiliriz. Oluşum sebebi farklı sadece. Yaşa bağlı olarak Göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi ve gözün uyum yeteneğini azalmasıyla ortaya çıkan ve aynı zamanda yakını iyi görememe kusuruna ne diyoruz? Presbitlik diyoruz. Presbitlik göz kusuru hangi mercekte düzeltilir? E, ince kenarlı mercekte. Çünkü presbitlik ile hipermetropluk hemen hemen aynı şey ya, sadece sebepleri farklıydı. Bu da ince, bu da ince, bu da yakını göremiyor, bu da yakını iyi göremiyor gençlik. Göz kaslarının uyumlu kasılmamasından veya olmamasından dolayı gözlerin farklı yönde hareket etmesiyle oluşan göz kusuru hangisidir? Şaşılık diyoruz. 106 Şaşılık göz kusuru nasıl düzeltilir? Ameliyatla düzeltilir. Başka yolu yok. Göz merceğinin saydamlığının kaybolması sonucu Bireylerde bulanık görmeye sebep olan göz kusuru hangisidir? Kataraktır gençler. Aslında bu sadece göz merceğinin değil, aynı zamanda kornea'nın da üzerinde özellikle mineral maddenin birikmesi sonucunda saydamlının kaybolması yani matlaşması sonucu meydana gelen bir arızadır katarakt. Nasıl düzeltiliriz kataraktı? Yine ameliyatla düzeltilmektedir. Gözler zamanında aynı görüntüyü alacak şekilde hareket ettirilmezse ne olur? Çift görme olayı gerçekleşmiş olur. 110. Hangi göz hastalıkları ince kenarlı mercekle düzeltilirdi? Biraz önce bahsettik zaten. Hipermetropluk ve presbitlik gençler ince kenarlı mercekle düzeltilir. 111. Gece görüşü iyi olan hayvanlar hangi almaşlar daha iyi olur, daha çok tübeğe görev alır? Çubuk şeklindeki almaşlar demişiz gençlik. Demek ki çubuk reseptörler hani daha çok neyle ilgiliydi? Gece görmeyle, şekil görmeyle ilgili idi. 112. Mercek kasları kasılıp gevşeyerek göze gelen ışığı ışığa göre merceğin kalınlığını ayarlar. Bu olaya ne denir? Göz uyumu denir. Şimdi gençlik bakın 113'te insan uzak bir cisme bakarken ne gibi değişmeler olur? Asana beklediğimiz çok e, çokça beklediğim sorulardan bir tanesi gençlik. Bu meseleyi çok iyi bilin gençler. Gelecek sorulardan bir tanesi de budur işte. Bunu nasıl ezberleyeceğim gençler? Bakın bunu biz konu anlatımımızda detaylıca anlattık. Üzerinde çok çatıda durduk. Orada bir şekilde kullanmıştık özellikle. Şimdi gençler yakına bakmayı unutun. Unutun. Kafanız karışmasın. Uzak bir cisme baktığımız zaman veya uzağa baktığımız zaman gençlik... ...gözümden ne gibi değişmeler olacak bunu uzaklık ile kodlamaya çalıştırmak. Uzağa bakarsan gözümde her şeyi uzatmaya çalışacağım. Öyle düşünüyorum bakın. Uzağa baktığım zaman gözüm ile ilgili her görme ile ilgili tabi kısımları uzatmaya çalışacağım gençler. Bakın kirpiksi kaslar gevşer yani uzar değil mi? Çünkü bakın kirpiksi kasların gevşemesi uzaması değil mi? Uzağa bakıyorum o zaman her şeyi uzatıyorum. Kirpiksi kasları uzattım. E merceği uzatacağım gençler. Mercek uzar. Yani incelir. Merceği uçlarını tutup çekin. İnceltmez misiniz? İnceltirsiniz. Aynı zamanda yasalaşmaz mı? Yasalaşır. Bakın uzadı. Yani burada hep uzamayla bağlantı kurmaya çalışıyorum. Belki Türkçe'ye biraz aykırı ama öğrenmem açısından işime yarıyor. Göz bebeği uzar gençlik. Göz bebeği büyür. Yani orada yine uzamış olur. Genişlemiş olacak. Göz bebeğinin büyümesini uzamaya yine... Oran şey yapıyorum yine bağlantılıyorum. E, uzar diyorum. Yani büyüme kelimesi yerine uzama kelimesini kullanıyorum. Damar tabaka genişler. E o da uzamış olur gençlik. Bakın dört şey uzadı zaten. Ne uzadı? Kirpiksi kaslar uzadı. Kirpiksi kaslar ne yapıyordu gençler? Özellikle merceğin yerinde sabit kalmasını sağlamış oluyor idi hareketini veya sağlamış oluyor idi. Mercek uzar, yani uzadı, inceldi uzadı. Göz bebeği uzadı, damar tabaka uzadı. Niye damar tabaka uzadı gençler? Çünkü bakın, bu kirpiksi kaslar zaten damar tabakadan oluşuyor. E o zaman bunun gevşemesi, genişlemesi, e, genleşmesi olunca bunun alanı da büyümüş oluyor. O zaman damar tabaka da genişledi. Tek bir şey bunlara aykırı gençler. O da asıcı bağlar, kasılır, yani kısalır. Bu asıcı bağlar diğerleriyle ters. Bakın gençlik burayı ezberlersen, bakın burayı bilirsen, o zaman bana yakına baktığımda ne olur derse kelimeleri ters çevir. O kadar basit. İkisini yan yana çalışmayın. Sadece uzak bir cisme baktığım zaman ne olur kısmı üzerinde biraz yoğunlaş, düşün, çalış. Yakını mı sordu? Kelimeleri ters çevir. Bakın uzar, 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 uzar. Kısalır. Böyle düşünecek. Ha yakını mı sordu? O zaman ters çevir. Kısalır, 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 uzar. Diyeceğiz o zaman. Ama hiç kafanız karışmasın. Yakına bakmakla ilgili hiç çalışma yapmayın. Sadece uzaklık ile ilgili çalışma yapın. Bakın uzağa baktığım zaman her şeyi uzatmaya çalışıyorum. Kirpiksi kaslar uzayacak. E uzaması için gevşemesi lazım. Mercek incelecek. Yani uzaya, uzaması için yine dediğim gibi incelmiş olacak. Göz bebeği büyümek demek uzatması demek. Uzatıyorum göz bebeğini. bebeğini. Damar tabakayı genişletiyorum yani uzatıyorum. Ve asıcı bağları ama kısaltıyorum. Yani kasıyorum. Kasılan kas ne olurdu gençlik? Kısalmaz mıydı? Değil mi? Kısalırdı. Bu mesele önemli. Bir soru da buradan geçtik. Bakın özellikle gelecek sorular üzerinde biraz daha yoğunlaşıp çalışıyorum. Gerini gırgırına zaten geçtik. 114 Işığa daha duyarlı olan görme reseptörleri hangisiydi? Çubuk reseptörlerde değil mi? Işığa daha duyarlı idi. Bakın renge değil ha, renge değil, ışığa duyarlı. Kornea nakillerinde doku uyuşmazlığı fazla görülmez. Neden? Çünkü korneada sinirler bulunmasına rağmen özellikle kan, kan önemli burada. Bir de lent damarları bulunmadığından dolayı gençler bir uyuşmazlık e, görün az görülüyor veya veya riski daha az gençlik. Bunu da bilelim yine. Yeni doğan bebeklerde göz ilk günlerde açık renkli görünür. Bunun sebebi nedir? Gözün içinde bulunan pigmentlerin dağılımlarının düzensiz olması henüz yerine oturmadığından dolayı gençler. İnsan yaşlandıkça göz rengi gittikçe açılır. Bunun sebebi nedir? Gözdeki pigmentlerin azalmasından kaynaklanıyor gençler. Önemli mi? Geçiyoruz gençler. Bir genel kültür olsun diye verdik burada. 114. Koku alma ve diş solunun organı olan burnun burun boşluğunun üst kısmında Sağda ve solda koku reseptörlerinin bulunduğu bölgeye ne ad verilir? Sarı bölge. Gençlik bu tarz reseptör isimlerini bilelim. Bakın bunları bilelim. Evet. Koku reseptörleri uç kısmında siller bulundurur. Bu hücreler hangi çeşit reseptör görevi yapan sinir hücreleridir? Bunlar kemoreseptörlerdir gençlik. Siller burun boşluğunu kaplayan mukus içine uzanır. Aksonları beyindeki hangi yapıya kadar uzanarak koku sinirleriyle sinaps yapar? O da koku soğanı veya koku soğancı diye karşımıza gelir. Burunda koku alma olayında sırasıyla hangi olaylar meydana gelir? Gençlik burada bakın öncelikle koku tanecikleri mukus içinde çözünür. Zaten e, kimyasal bir olaydı o yüzden buraya kemoreseptör demişiz. Koku reseptörleri uyarılır. Duyu sinirlerinde impuls oluşur. impulslar beyne iletilir ama talamosa uğramadan neden? Çünkü koku sinirlere, sinirleri talamusa uğramadan transit gidiyordu. Koku algılanmış oldu gençlik. 118'deyiz. Koku reseptörleri aynı kokuya uzun süre maruz kaldığında impuls üretimi azaltır ve impulsu durdurur. Koku bir süre sonra hissedilmez. Bu duruma ne denir? Alışma denir gençler. Bunu sınavda, sınavda zaten sormuşlardı. O yüzden bu durumu da yine bilelim. Koku reseptörleri çabuk yorulur. Ancak Farklı bir koku yayıldığında yeni koku hissedilir. Bu durumun bize faydası nedir veya avantajı nedir? Kötü kokulardan rahatsız olmayı engellemiş oluyor. Yani kısa sürede hemen hem ona alışmış oluyorsun. Koku reseptörlerinin zaten alışmasının temel sebebi de aslında yorulmadır. Burun boşluğunu kaplayan mukusun görevi nedir? Ortamı nemli tutar, koku moleküllerinin çözülmesini sağlar. 121. Burun boşluğunda yüzeye yakın olarak bulunan kılcal damarların görevi nedir? Havanın ısıtılmasını sağlar. Yani burada bir klima görevi gibi görev görmüş oluyor gençlik. Bunun içindeki kılların görevi nedir? Alınan havanın filtre edilmesini, temizlenmesini sağlamış olur bu kıllar. Burun her kıs, burnun her kısmı her kokuyu, daha doğrusu kokuyu algılar mı? Hayır. Neden? E çünkü koku reseptörleri nerede bulunuyordu? Sarı bölgede bulunuyor idi. Burun boşluğunda mukus salgılayan hücrelerin e, adı nedir? Goblet hücreleri gençlik. Bu goblet hücresini de bilelim. Goblet hücrelerinde bol miktarda golgi organeli var gençlik. Ve böylece mukusun salgılanmasını sağlamış olur golgi. Kokunun alınması için hangi olayın olması gerekiyor? Çözülme gençlik. Yani koku taneciklerinin mukus sıvısı içerisinde erimesi, çözülmesi gerekiyor. İşitme ve denge organı olan kulak kaç kısımdan oluşur? Ne bileyim kaç kısımdan oluşur? Dış kulak, ortak kulak ve iç kulak diye. Dış kulak hangi kısımlardan meydana gelir? Ne bileyim kulak kepçesi ve kulak yolundan. Dış kulak ile ortak kulağı birbirinden ayıran yapı hangisidir? Kulak zarı. Kulak kepçesi kıkırdak dokudan yapılmıştır. Kulak zarı hangi yapıdan yapılmıştır? O da bağ dokudan. Kulak kepçesi ve kulak yolunun görevi nedir? Ses dalgalarını toplar ve kulak zarına iletir. Kulak yolu bir sıvıyla kaplıdır. Bu sıvı ne işe yarar? Kulağa giren tozları, mikropları, yabancı maddeleri tutar. Kulak zarının görevi nedir? Ses dalgalarını titreşim haline dönüştürerek orta kulaktaki kemiklere iletir. Dış kulaktan kulak zarıyla, iç kulaktan oval pencereyle ayrılan ortak kulakta hangi yapılar bulunur? Yani ortak kulakta ne var gençlik? Kulak kemikleri ve bir de östaki borusu bulunur. Vurdun en küçük kemikleri olan ve kulak kemiklerini oluşturan çekiç, örs, Üzengi kemiklerinin özelliği nedir? Ses titreşimlerini artırarak iç kulağa verir. Aha da bu da önemli geçtik. Bunu da bilelim. Ortak kulağı ağızdaki yutağa bağlayan östek borusunun görevi nedir? Kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncını ayarlar ve böylece kulak zarının patlamasını engeller. Önemli mi? Bilelim gençlik yine bunu da. Östaki borusunun yutağa açılan bölümünde sürekli kapalı bulunan bir kapakçık vardır veya bir kapak vardır. Bu kapak hangi durumlarda açılarak kulak zarındaki ses şiddetini dengeler. Ağız açık bırakırken yani bırakma halinde esneme, yutkunma, sakız çiğneme, nefes alıp verme daha doğrusu şöyle bir şey yani nefesi alıyorsun tutuyorsun kendini sıkıyorsun bu nefesi burun ve kulaktan e, vermeye çalışıyorsun böylece ne yapıyorsun o kanalı açmış oluyorsun gençlik. Ağız ve yutaktaki bakteriler öteki borusunu geçerek orta kulağa ulaşabilir. Bu duruma ne denir? Orta kulak iltihabı denir. İç kulakta hangi yapılar bulunur? Salyangoz, tulumcuk kesecik ve yarım daire kanalları bulunur. İç kulakta bulunan yapıların görevi nedir? Salyangoz işitmeden sorumlu, tulumcuk kesecik ve yarım daire kanalları ise dengeden sorumludur. 141'e gelmişiz maşallah. Salyangoz şekil bakımından salyangozun kabuğuna benzeyen helezon şeklindeki kıvrılmış kanallardan oluşan bir bölümdür. Üste vestibular kanaldan, altta timpani kanaldan ve bunların da birbirinden ayrılmasını sağlayan kohler kanaldan yani ortada kohler kanal bulunuyor. İşitme organı olan korti organı bu yapılardan hangisinde bulunur? Kohler kanaldan. Bunu da ezberleyelim gençlik. Yani korti organı ne demek korti organı yani? İşitme organı hangi kanalda bulunuyor? kohler kanalın içerisinde bulunuyor. Salyangozun yapısında yer alan kanallarda hangi sıvılar bulunur? Vestibular ve timpani kanalda periler. Kohler kanalda ise endoler. Bakın bu kohler kanı içeride değil miydi? İkisinin ortasındaydı. Yani içeride diyelim. Endo ne demek zaten iç. bunlar da kenarda bulunuyor, dışta bulunuyor. Buna da ne diyoruz? Peri, peri demek zaten dış demek. 143. İç kulakta bulunan dış kanallar Ortak kulaktaki hangi yapılara açılırlar? Vestibular kanal oval pencereye açılır. Timpani kanal yuvarlak pencereye açılmış olur. Zaten e, konu anlatırken, gençlik burada hep kodlamalardan falan bahsetmedik. Konu anlatırken biz aslında hep kodlama yaptık öğrenmek için. Hatta bu pencereleri ezberlerken demiştik ya bu oydan hatırlayın böyle bir şey yapmıştık ya hatırladınız mı? Oy. Üstte oval pencere, altta yuvarlak pencere vardı. Oval pencereye bağlı olan vestibular kanaldır. E, yuvarlak pencereye de bağlı olan timpanik kanal idi. Hatta vestibular şey demiştik. Hani vesti üstteydi, timpanik alttaydı. Önce V gelir sonra bakın T bu T'den faydalanan vesti sonra T gelerek falan. bu şekilde bir alttaydı, üstteydi. Önce şöyle geliyordu, timpanik kanala sonra bağlanıyordu. Öyle bir konu anlatımında böyle kodlamalar yapmıştık hep e, aklınızda kalsın diye. 144 İşitme organı olan korti organı kohleer kanaldaki hangi zarlar arasında yerleşmiştir bakın. Bakın gençlik korti ee, organı demek ki zarların üzerinde veya altında ee, yerleşmiş durumda bulunuyor. Koklear kanalın tabanındaki temel zar yani baziller zar bazal temel zaten altta olur değil mi? Üzerine yerleşmiş ve üzerinde koklear kanalın e, tabanın e, tabanındaki çatı zar bulunuyor. Yani şöyle korti organını alırsam Altaki zarına, daha doğrusu burada reseptörlerin altındaki zara, temel zar diyorum. Üstünde bir zar var, ona da çatı. Zaten çatı üstte olur değil mi gençler? Çatı üstte olur, temelden nerede olur? Altta olur. O zaman burası temel olmuş oluyor. Burası da ne oluyor? Çatı olmuş oluyor. Çünkü burada kulağımızla ilgili iki tane zar, e, tektoral zar veya baziller zar gelir. Yani temel zar veya çatı zar. Temel altta olacak bu kortinin alt kısmında olacak. Çatı da kortinin üstünde olacak. Şöyle. Çekiç, örs ve üzenginin orta kulaktaki yerleri neresidir? Çekiç, dış kulak zarı ile bağlantılıdır. Zaten önce çekiç gelir, örs arada. Üzengi kemiği de gençlik. Üzengi iç kulak, kulağa bağlı, açılanmaya oval pencereye bağlıdır. Örs de çekiç ve üzenginin arasında bağlantı sağlamış olur. İkisinin arasında bulunuyor zaten. Kohlea'da 3 tane kanal vardır. Yani salyongozda aslında. Bu kanallar üstten alta doğru nasıl sıralanır? Vestibular kanal üsttedir. Timpanik kanal en altadır. Kohler kanal da ikisinin arasında bulunuyor diye Sesin algılanması sürecinde sesin takip ettiği yol nasıldır gençlik? Bakın ses dalgası geldi. Kulak kepçesi sonra kulak yolu. Kulak zarına geldi. Sonra çekiç, örs, üzengi kemiklerinde. Bakın bu çekiç, örs ve üzengi kemikleri ne yaptı? Ses titreşimlerini arttırarak, güçlendirerek içeriye verdi. Oval pencereye geliyor tabii ki bu. Çünkü üzengi kemiği oval pencereye dayanıyordu. Sonra vestibular kanal. Hemen alttaki timpani kanal. Orada yuvarlak pencereye gelip çarpıyordu. Gö e titreşim dalgası sıfırlanıyordu. Ondan sonra korti organına geçiyordu. Bu da duyu sinirleriyle talamus ve oradan uç beyine gidiyordu gençlik. Bakın dikkat ederseniz kulak yolunda hava var gençlik. Bakın havadan geldi. Katıya geçti. Tekrar sıvıya geçti. Yani burada hem gazlar hem katılar hem de sıvılar titreşim. E, yapmakta aslında. Tabi burada katılarda mı, sıvılarda mı, gazlarda mı daha iyi iletim olur. Tabii ki katılarda. O yüzden çekik, ört ve özengi kemikleri gelen ses titreşimleri hatta 20 kat artırıyor gençler, 20 kat arttırarak oval pencereye yani sıvıya e, vestibular kanala bırakmış oluyor. 148. İnsan kulağı hangi sesleri duyabilir? Ne bileyim hangisi? 20 ile 20 bin hertz arasındaki sesleri duyabilmektedir gençler. Küçüğünü veya daha büyüğünü duyamıyoruz. İşitme olayı hangi esasa dayanır? Ses dalgalarının kanallarda sıvı dalgalarına, reseptörler ve duyu sinirleri aracılığıyla da elektriksel dalgalara dönüşmesi esasına dayanır gençlik. Bunu da bilelim. Bu da önemli yine gençlik. Bakın işitme olayı hangi esasa dayanır? Bakın ses dalgaları kanallardaki sıvılarda dalgalara dönüştü. Değil mi? Reseptör ve duyu sinirleri aracılığı ile de elektriksel bir dönüşüme e, gelmiş oldu. 150 kulak kepçesiyle toplanan ses dalgaları kulak yolundan geçerek kulak zarına oradan çekiş, örs, üzengi kemiklerine ve oval pencereye ulaşır. Ses dalgaları vestibular kanal içindeki sıvıda basınç dalgaları oluşturur. Bu dalgalar timpanik kanalı geçerek hangi yapıya çarparak yok olur? O da yuvarlak pencere. Biraz önce de dedik zaten. Yuvarlak pencere çarpıp yok olmaktadır ki bir sebep var. Bakalım. Ses dalgalarının oval pencerede sönmesi hangi durumu sağlar? Yeni gelen titreşimleri duyabilmek için iç kulağı yeniden hazır hale getiriyor. Yani üst üste binmesin dalga hareketi. Titreşimler üst üste binmesin. Biri sönsün ki yeni bir ses duyabileyim diye geçtik. Bu da yine önemli bir durum. 152. İşitme testleriyle belirlenen, geç bunlara da yine bahsedip geçelim gençler. İşitme testleriyle belirlenen uluslararası ortalamalardan daha düşük seviyede işitme fonksiyonu tespit edilmesine ne denir? İşitme kaybı denir yani. İç kulakta meydana gelen işitme kaybı hangi tıbbi araçlarda düzeltilebilmektedir? Kohler implant ile. Kohler implantın çalışma prensibi nedir? Sesleri kodlanmış elektriksel sinyallere dönüştürerek, İşitme sinirlerinin uyarılmasını sağlar. Beyin bu uyarıları ses olarak algılar. Böyle bir mekanizması var. Bilmek zorunda mıyım? Hayır. İşitme cihazları sesini duyulmasını nasıl sağlar? Sesi yükselterek sağlar. İşitme kaybını ve derecelerini tespit etmek için yapılan testlere ne denir? İşitme testi ya da odyolojik test de denir. Bu da genel kültür gençlik bunlar. İnsanda denge olayı nasıl sağlanır? Denge önemli. Gençlik denge önemli. Dengeyi bilelim. Vücut ve baş birlikte döndürüldüğünde, İç kulaktaki yarım daire kanalları ve bu kanalların içindeki endolem sıvısı birlikte hareket eder. Endolenfin ve endolem sıvısının hareketi yarım daire kanallarındaki ampula, bu ampula kelimesini unutmayalım, denen kısma yerleşmiş reseptörleri titreştirir. Bu değişiklik duyu sinirlerinde impuls oluşturur. Oluşan impulslar beyin ve beyince iletilir. Vücut pozisyonunu ayarlayarak denge sağlanmış olur. Gençlik niye burada özellikle beyinciye değindik? Çünkü beyincik de denge ile ilgilidir. Bu ampulayı da bilelim çünkü denge ile ilgili reseptörler özellikle yarım daire kanallarında nerede yerleşmiş bu ampula dediğimiz yerlerde bulunmuş oluyor gençlik. Bu denge ile daha devam edeceğiz. Denge önemli çünkü özellikle bazı kısımlar daha da gelecek yine. İç kulağa girildiğinde hemen oval pencerenin gerisinde yer alan tulumcuk ve kesecik olmak üzere iki odacık içeren yapının adı nedir? Dalız. Bunu da hatta konu anlatımında demiştik ya. İç kulağa daldım. Orada ne bulurum? Dalız. Yani daldığımız yere hemen ne diyoruz? Dalız adını veriyoruz. Ve o daldığımız yerde ne var? Tulumcuk ve kesecik olmak üzere iki tane e, odacık görmüş oluyoruz. Tulumcuk ve kesecik odacıklarının denge ile ilgisi nedir? Yani görevi nedir? Bireyin yer çekimine ya da doğrusal harekete göre konumlanmasında görev alır. Vücudun konumunu, konumu ya da doğrusal hareketi hakkında beyine bilgi verir. Yani kısaca denge diyelim gençler. Denge ile ilgili nasıl bir pozisyon, nasıl bir görev görmüş olacak? Özellikle dengemizi, yani vücudun konumunu, doğrusal hareketini, daha doğrusu dik durmayı, ayakta durmayı sağlamış olacak. Tulumcuk ve kesikcik içinde jelatinimsi bir madde ve bu madde içine uzanan kıllı hücre tabakasına sahiptir. Jel içerisinde gömülü kalsiyum karbonattan oluşmuş küçük tanecikler bulunur. Bunlar dengeden sorumludur. Bu küçük taneciklere ne ad verilir? Otolit taşları adı verilir idi gençlik. Bir süre kendi etrafında dönüp aniden hareketsiz kalındığında hala dönüyormuş gibi hissedilmesinin sebebi nedir? yarım daire kanallarındaki endolem sıvısının hareketine devam etmesinden kaynaklanıyor gençlik. Beyin ve beyinciye omuriliğe göze ve iç kulağa bağlı olarak meydana gelebilen denge bozukluklarına ne denir? Denge kaybı. Cümle içinde. İç kulakta yarım daire kanalları içindeki otolitlerin hareket etmesiyle ortaya çıkan denge kaybı ve baş dönmesi hangi rahatsızlığa yol açar gençlik? Vertigo. Kesecik ve tuluncun içerisinde tüy e, tüy hücreler bulunur. Bu hücreler nelere tepki verir? Bakın özellikle bunlar neye tepki veriyor? Başın konum değişikliklerine, yer çekimine, tek yönlü hareketlere tepki vermektedir. Vücutta statik denge ve dinamik denge olmak üzere iki çeşit denge olayı vardır. Statik denge ve dinamik denge nedir? Statik gençlik durma değil mi? Durma ile ilgili dengedir. Buna gerek yok. Yani vücut pozisyonunun yer çekimine göre dikey düzlemde ayarlanır. Dikey demek durmak demek zaten. Dinamik denge ise gençlik dönme, hızlanma, yavaşlama gibi hareketlerde vücut pozisyonu korunması. Yani ha hareket diyor zaten bakın değil mi? Burada hareket yani vücut hareketle ilgili. Dinamik zaten hareket ile ilgili. Statik ise durma ile ilgili bir e denge olayıdır. Statik dengeden ve dinamik dengeden iç kulaktaki hangi yapılar etkilidir? Statik dengeden yani durmayla ilgili bakın durmayla ayakta ile ilgili dengemiz tulumcuk ve kesecik tarafından sağlanıyor. Ama dinamik yani hareket yarım daire kanalları ile sağlanmaktadır diyoruz. Geçtik. 167'ye gelmişiz. Dilde ve ağızda bulunan tat duyusunun algılanmasını sağlayan reseptör çeşidi hangisidir? kemoreseptör demiştik daha önce de zaten geçtik. Dildeki reseptör, kemoreseptörlerin kökeni nedir? Özelleşmiş epitel hücreleridir. Demek ki epitel hücreleri kemoreseptörlere dönüşüyor. Dil üzerinde papilla denilen kabarcık ve çıkıntı şeklinde tat tomurcuklar yer alır. Bu tat tomurcukları denilen yapıların özelliği nedir? Reseptörlerin yerleştiği yerdir, yapıdır diyebiliriz veya. Dildeki tat reseptörleri hangi tatları algılar? Tatlı, Tuzlu, acı, ekşi, umami aslında gençlik ee, bu reseptörler e, hatta binin üzerinde belki çeşitli tatlar var. Ama bunları gruplandırıp böyle beş gruba indirgeyebiliyoruz. Tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami dediğimiz. Tadın alınması için ne olması gerekiyor? Besin maddesinin sıvı içinde çözülmesi gerekiyor. Bakın gençlik bu kavramlara ikide bir değiniyoruz. Hem bunu tadın alınmasında hem kokunun alınmasında da arada arada değindik. Çünkü çözülme olayı tadın alınmasında da kokunun alınması olayında da önemli bir meseledir. Nezle olduğumuzda koku alma tam olarak gerçekleşmediğinden besinin lezzeti de tam olarak algılanmaz. Buna göre dilin hangi duyu organıyla ilişkisi fazladır? Burun ile bakın. Demek ki koku meselesi de önemli. Tat ve koku duyusunun beyne giderken izlediği yol farklı olmasına karşın bu iki duyu birbirini destekler. Bu durum neyle ilgilidir? kokusu alınan yiyeceklerin tatlarının da iyi alınmasını sağlar veya algılanmasını sağlar diyebiliriz gençlik. 174, 1704 oldu ya. Nasıl bir şey olmuş? Bir maddenin tadının algılanmasında hangi faktörler etkilidir? Koku, sıcaklık, görünüm, çiğneme süreleri de gençlik bu işte etkilidir. Tadın alınmasında sırasıyla meydana gelen olaylar hangileridir? Çözünen madde tat reseptörlerini uyarır, impuls meydana gelir, oluşan impulslar duyu sinirleriyle önce talamusa oradan beyin kabuğundaki tat merkezine ulaştırılır ve böylece tat alınır. Dikkat edersek gençlik koku alma olayı da böyleydi ama orada sadece kim yoktu? Talamus devreye girmiyor idi. Reseptörler e, sayısı, reseptör sayısı en fazla olan duyu organımız hangisidir? Gözdür gençlik. Gözümüzde çok fazla sayıda reseptör bulunmaktadır. İnsanda doğumdan sonra en az Büyüyen organımız hangisidir? E, e, büyüyen organ hangisidir? Gözdür. Ya bezleri vücudumuzun hangi e, yağ bezleri vücudumuzun hangi kısımlarında bulunur? Bulunmaz olacaktı. E tamam neyse bunu düzeltmiştir burada cümleyi pardon. Ayak tabanı ve avuç içi hariç vücudun her yerinde bulunuyor gençlik. Yağ bezlerinin salgısına ne denir? Sebum denir. Sebum. Ya bu kitapta geçiyor da çok gereksiz bir cümle ya. Böyle bazı kitaplarda da çocuklar sormuştu diye alayım dinledim buraya ekledim ya. Yani sen bunu bilsen ne, bilmesen ne ya. Adam eklemiş soru yapmış ya geri ya. Ya bezlerin salgılarının görevi nedir? Derinin geçirgenliğini ayar. Yani bu o yüzden ekledim buraya hani bir alışkanlık olsun diye ya. Soruya konur mu, teste konur mu ya? Derinin geçirgenliği ayarlanır. Bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruyuculuk sağlanır. 181 bir sürü soru ya, olmuşuz abi. Bir sürü gereksiz soru vardı aslında. Akne ve sivilce nasıl oluşur? Ya bezlerinin salgılarını, ilettikleri kanalların kapanması, bu sizinle ilgili gençler ergenlerde oluyor bu ve iltaplanma sonucu oluş, oluşurlar diyoruz bunlar. Yani demek ki akne ve sivilce nasıl oluşurmuş? Özellikle yağ bezlerinin salgıları ve o kanalları tıkandığı zaman oluşuyormuş diyoruz. Kıllar vücudumuzun hangi kısımlarında olmaz? Avuç içinde, ayak tabanında, dudaklarda olmaz gençlik diyoruz. Gençler belki burada bakın diyebilirsiniz ya hocam çok gereksiz sorular oldu. O da tabii haklısınız o eleştiride. Ama sırf burada milli eğitimin bütün kitabını böyle göz ardı etmeden hepsini soruya dönüştürmüş olduk. Ee, zaten çıkabilecek sorular e, 3-4 taneydi yani onu da zaten size söyledim. O kısımların üzerine bir çalışın Allah'ın izniyle o sorular yapın. Ama bu arada da kanalımıza abone olun gençler. Bakın abone sayımız artsın ya Allah için ya. Bini bir aşalım. Zaten ondan sonra YouTube bizi oraya buraya zaten reklam eder zaten. Bak. Şu an karışmıyor bize. Çünkü bin barajını aşma, aşmadık henüz. Bini aştıktan sonra adam bizi zaten e, oraya buraya tavsiye ediyor. Gösteriyor bizi. Şu an kimseye göstermiyor. Bizi kimse görmüyor. Biz bizeyiz yani. O yüzden abone olalım, arkadaşlarımızı abone edelim, dostlarımız, ahbaplarımızı işte kanallarımızda, Facebook'umuzda, Instagram'ımızda paylaşırsak hızlı bir şekilde yayılırız. Bin barajını açtık mı Allah'ın izniyle zaten gümbür gümbür büyüyeceğiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun gençler.